Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sevgili Adak önümüzde ve ben çok mutlulukla tanıtıyorum kendisini. Sevgi Şubat 2015'te, bu yılın Şubat ayında Leiden'de Orta Doğu çalışmalarından doktorasını bitirdi ve doktorasını aldı. Bu ayın sonunda da Londra'da Aachen Üniversitesi Müslüman Toplumları Araştırması Enstitüsü'ne gidecek işe başlamış. Sevgi tek parti dönemi ve modern Türkiye siyaseti çalışıyor. Ben birkaç kere Sevgi'yi dinleme şansını elde ettim ve çok önemli bir araştırmasını burada bugün sunduğunu düşünüyorum. Bayağı yenilikler açıyor. Hem toplumsal cinsiyetçiler tartışmalarında hem de erken cumhuriyet dönemini anlamamız ve kavramsallaştırmamızda. Sözü fazla uzatmadan Sevgi'ye veriyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben de önce Sanem'e kolaylaştırıcı olmayı kabul ettiği için. Ve yani bilmiyorum kaçıncı kez dinlemiş oluyor beni. Onun için biraz tekrar olacak. Size geldiğiniz için hepinize ama tabii özellikle Gülkan'a ve Paşa beni bu konuşma serisine dair ettikleri için galiba böyle herkese açık bir toplantıda ilk defa sunacağım ben. Sesimi. O yüzden de böyle bir ayrıca heyecanlıyım. Tabii tarih baktığında bu çok, bence çok kıymetli, önemli işi ev sahipliği yaptığı için. Ben aslında geçen dönemki konuşmaları çok düzenli olarak izledim. Fakat bu dönemki ilk iki konuşmayı, bir soru, seste mi bir sorun var? Çünkü ben mi çok yaklaşıyorum acaba? Tamam. İlk iki konuşmayı maalesef kaçırdım. Tuba'yla Zeynep'in konuşmasını. Daha sonra videodan izleme şansı buldum. Ki aslında çok da sevdiğim arkadaşlarım ve çok da değerli iki araştırma. Özellikle belki Zeynep'inkine katılmış olanlar varsa bu iki konuşma arasında bir, en azından tarihsel bağlam açısından bir ilişki kurulabilir. Tabii yani dersin çok özel bir örnek, katliam ve asimilasyon bağlamında bir orada bir dönüştürme siyaseti uygulandığı için elbette. Ama genel olarak bir tek parti tarihsel bağlamından bahsetmek lazım. Ve özel olarak hani Zeynep de orada o asimilasyon politikalarını tartışırken bir modern ve milli kadın vurgusu yapmıştı. Aynı vurgu aslında benim bugünkü sunuşumun da çok önemli bir parçasında ve çok temel bir çerçeveyi aslında oluşturacak. Biraz bu çalışmaya nasıl başladım, bu konuya nasıl geldim onu anlatmak istiyorum. Biz feminist tarihçiler böyle kişisel hikayelerle başlamayı çok severiz ya da bir kadın hikayesiyle başlamayı. Benimki de aslında bir kişisel anekdot ayağı olan bir serüven değilim. Benim annem Denizli'nin Güney ilçesinden ve ben çocukluğumdan beri bütün yazları çocukluğum boyunca da Güney'de geçirdim. 2000'lerin başında yine böyle bir yaz, evimde, bahçede otururken anneannem ve ondan sadece 2 yaş küçük yeğeni sohbet ediyorlardı. Ben de onların sohbetlerine işte eşlik ediyordum, dinliyordum. 2 yaşlı kadın, işte genellikle de muhabbet öyle oluyor zaten, nereleri ağrıyor, hangi sağlık sorunları var vesaire bunları konuşuyorlardı. Ve anneannem yeğeni dedi ki, yani teyze, benim bacağım işte, sol bacağım çok ağrıyor. Zaten dedi bu bacağım, benim, hani dedi çocuklukta jandarma kovalamıştı ya beni ve o zaman düşmüştüm. O zamandan beri benim bu bacağım zaten ikna olmadı. Ondan beri hani hala da çok ağrıyor falan. Anneannem gayet hani bu olayı biliyormuş gibi ya evet falan dedi. Bir konuşmaya geçmeye sonra ben dedim ki ya Meryem teyze yani neden sen çocukken jandarmadan kaçtın? Kaçıyordun. Yani neden böyle bir olay oldu? Çünkü dedi o zamanlar bizim bu peştaban örtümüz var ya dedi. Güney'de peştaban örtülmek yasaklanmıştı. Ki bu aslında geç 30'lara ve erken 40'lara tekabül ediyor. Ama babam bu yasağa rağmen benim peştamansız sokağa çıkmama da izin vermiyordu. Dolayısıyla ben peştaman örtünerek sokağa çıkmak zorunda kalmıştım bir gün ve bir jandarma bana müdahale etmek istedi, kovaladı. Ben kaçmayı başardım ama o şey sırasında, kovalamaca sırasında düştüm ve bacağımı incittim. Ben o zaman aslında Sabancı Tarihi'nde yüksek lisans öğrencisiydim.
Böyle bir şaşırdım aslında ilk duyduğumda, Allah Allah, yani peştemal yasaklanmış. Peştemal benim için de, yani çocukluğunu hep orada geçirmiş bir insan olarak anneannem ve onun jenerasyonundan hala kullandıkları, bugün biraz artık yok oldu çünkü artık anneannem de yok, onun jenerasyonundan olan kadınlar da yoklar. Ama benim çocukluğumda son derece normal bulduğum bir şeydi. Anneannem çarşıya pazara giderken peştemal örtü, yani bu bilmiyorum gözünüze canlandırabiliyor musunuz ama iki parçalı bir örtünme biçimi aslında. Alt taraf böyle kırmızı üzerine siyah şeritli bir bez parçası. Yani peştemal denen bir bez parçası düşünün. Bu tabii yerli deniz dokuması. Yerli bir iş olduğu için zaten orada kullanılıyor. Peştemal örtüler her yörenin farklı renkleri, biçimleri vesaire olan bir şey. Yerli bir dokuma olduğu için zaten kullanılıyor. Onu ne yaparsınız? Yani mevcut elbisenizin ne varsa üzerinde üzerine dolarsınız. Etek biçiminde yaparsınız. Bir başka dikdörtgen parça daha vardır. O da hani siyah beyaz kabeli. Onu da başının üstüne alır ve şu şekilde kapatırsınız. Yani iki parçalı bir dış giyim, örtünme biçimi aslında. Ve bu benim çok normal bulduğum bir şey. Yani hep de alışık olduğum bir şeydi. Dediğim gibi hatta o zaman da anneannem mutlaka onu giyerek pazara giderdi mesela, pazartesi günleri. Çok bir şaşırdım yani neden böyle Allah Allah peştemalı bir şey. Bir taraftan tabii yani jandarmayla bile müdahale edecek kadar bayağı sert bir müdahale olduğunu anlıyorum buradan, yasaklandığını anlıyorum. Bir yandan da benim çocukluğumda bile bildiğim bir şey olduğuna göre bu yasağa rağmen yaşamış olan bir şey olduğunu anlıyorum. Bir taraftan ilginç gelmesinin bir sebebi daha, ben zaten master tezimde de tek parti dönemi çalışıyordum ama laiklik ve Ramazanlar çalışıyordum o bağlamda. Benim tek parti dönemiyle ilgili yaptığım okumalarda denk geldiğim bir şey değildi bu, bir bilgi olarak. Yani tek parti döneminde kadınların örtünmesine müdahale edildi, peştemal yasaklandı gibi bir bilgiye ben okuduğum hiçbir kaynakta o zaman için sahip değildim. Ve hatta tam aksine bütün ana kitaplarda ve özellikle İngilizce yayınlarda ve özellikle hatta Türkiye'yi, özellikle Orta Doğu ve Müslüman toplumları bağlamında karşılaştırılan tartışan İngilizce yazımda şu çok standart bir bilgiydi. Erkeklerin başlıklarına müdahale olmuştur. Erken Cumhuriyet dönemindeki anestezi tarafından anatomalist rejim hiçbir zaman devlet memurları haricinde kadın kıyafetlerine müdahale etmemiştir. Hatta en standart karşılaştırma burada İran'da yapılan karşılaştırmadır. Yani işte örneğin Rıza Pehlevi 30'larda İran'da Ecevi Çarşafı yasaklamıştı. Bununla ilgili kanun çıkarmıştı. Ama daha akıllı bir strateji olarak örneğin Mustafa Kemal bunu yapmamayı seçmişti gibi bir anlatı, çok standart bir anlatı olarak zaten bütün yazında vardı. O zaman ben bunun üzerine çok fazla gitmedim. Ne zaman ki doktora sürecinde yeniden tek parti dönemiyle ilgili bir işte proposal yazma, yani bir konu oluşturma safhasına geldiğimde bu anekdot aklıma yeniden geldi ve bu peçe çarşaf yasakları çalışılması gereken bir örnek olarak yeniden düşündüm. Bu yeniden düşünmede de aslında o yüksek lisansdan doktoraya kadar geçen zaman, ki bu aslında 2000'ler oluyor, tek parti dönemiyle ilgili mevcut literatürde bir dönüşümün de çok büyük etkisi oldu. Yani bu dönüşüm hem teorik okumalar, yani bizim tek parti dönemine bakış açımızdaki bir farklılaşmadan, hem de aslında tek parti dönemi sosyal tarihinin giderek zenginleşen bir literatür olmasından da kaynaklanıyor. Bu benim aslında kendimi bir parçası olarak, yani bu çalışmayı bir parçası olarak gördüğüm daha genç kuşak diyeceğim, tek parti dönemi sosyal tarihçilerinin bir müdahalesi diyeyim literatüre. Bu müdahaleyi de hani böyle uzun uzun anlatamayacağım burada, biraz pek zaman da yok, sizi de sıkmak istemiyorum ama genel çerçevede nedir bu müdahale ve bu genç kuşak tarihçiler ne yapmaya çalışıyor diye baktığımızda, çünkü bir taraftan aslında tek parti dönemi modern Türkiye tarihinin herhalde hakkında en çok şey bildiğimizi düşündüğümüz, hakkında en çok yazılan dönemi. Bugün hala da zaten çok politik ve çok güncel bir dönem. Neydi peki yeniden bakmayı gereksinimi doğuran bu yeni kuşak tarihçiler için? Şöyle bir eleştiriyle aslında geliyordu bu yeni kuşak tarihçiler. Birincisi, tek parti dönemi ister Kemalist yazına bakılsın, ister bu Kemalist tarih yazılığına eleştirel olarak ortaya çıkmış yazına bakılsın, çok fazla devlet merkezli
ve elit merkezli. Hani özellikle Mustafa Kemal ve onun çevresindeki dar bir kadroyu merkeze alan ve özellikle onların ideolojik arka planlarına, ideallerine, tırnak içinde reformlar, projeler olarak adlandırılan kurguladıkları projelere, reformlara dizi diyelim, odaklanan, dolayısıyla bu reformların, politikaların Ankara'da nasıl tartışıldığıyla fazlasıyla ilgilenen, örneğin mecliste nasıl tartışıldığı, genel çerçevesinin nasıl kurulduğu vesaire ilgilenen bir yazı var. Bu aslında eleştirel literatürde bile bu şekilde yapılmıştır ve aslında daha sosyolojik bir yerden bakmaya çalışan çalışmalarda bile, yani toplumsal aktörlere daha fazla öznelik atfetmeye çalışan aktörlerde bile bir rejim, halk, devlet, toplum karşıtlığı üzerinden giden bir literatür olmuştur. Bu benim de kendim içinde gördüğüm bu yeni tek parti dönemin yazını diyeceğim. Son dönemde ortaya çıkan, son belki 20 yılda diyelim. Buna eleştirel bir yerden bakan, bu ikili bakışı, bu devlet-toplum karşıtlığı, rejim-halk karşıtlığını aşmaya çalışan, kırmaya çalışan ve daha devlet ve toplum arasındaki ve çeşitli seviyelerdeki ve çeşitli aktörleri de kapsayan daha ilişkisel bir analiz kurulabilir mi? Bunu anlamaya çalışan ve özellikle bunu yapmak için de bir, o bugüne kadar göz ardı edilmiş toplumsal kesimlere bakmak. İki, yerele bakmak. Yani evet, Ankara'da bir siyaset oluşturuluyor, bir tartışma yürüyor, belki bir yasa çıkartılıyor vesaire. Ama onlar devletin gündelik pratiklerinde ve işleyişinde, örneğin Trabzon'da, örneğin Konya'nın bir ilçesinde, örneğin Maraş'ta, gündelik hayatta, gündelik insanlara, sıradan insanların hayatına nasıl yansıyor? Bir başka deyişle aslında pratikte biraz Kemalizmi görme çabasıyla ortaya çıkmış bir literatür. Dolayısıyla ben de biraz bu perspektif değişikliğinden de etkilenerek ve bu kişisel anekdotla ve biraz da bu Ece Çarşaf ve Peştemal yasaklarının az bilinmesinden, belki bunun neden az bilindiği, neden hakkında çok az yazıldığı ile ilgili de tartışma fırsatımız olur. Bununla da ilgili çünkü söylemek istediklerim var ama zaman yetmeyecek diye biraz hızlanacağım. Böyle bir noktadan olduk. Ve tabii çok az bilindiği için de ben bu araştırmaya başladığımda 2009 yılında hakikaten birkaç toplumsal tarih makalesi Türkçe yazımda ve birkaç referans vardı bir takım sözlü tarih çalışmalarında. Dolayısıyla ben aslında genel bir resim çıkarmak, yani hakikaten bu yasaklar tam olarak nerede oldu, hangi yoğunlukta oldu, hangi yasal ve kurumsal mekanizmalar kullanılarak oldu, bunu görebilmek için, bu makro resmi görmek için bir hayli kazmak zorunda kaldım. 8 vilayete 12 yerel gazete tanıdım. Bu yasaklar yerelde uygulandıkları için birazdan değineceğim. Yerel gazeteler o yüzden benim için çok önemli bir kaynaktı. Tabii Cumhuriyet Arşivi'nde çalıştım. Birkaç takla atarak polis arşivine girdim. Onun da hikayesini belki tartışmada biraz anlatırım. Bu polis belgelerine erişmem de çünkü kapalı bir arşiv. Az araştırma için girebildiği bir arşivdi o zaman da. Ben tabii aslında bir çarşaf yasağı çalışmamla ilgili oldu. Yani çok açıkça bu Kemalist zulmü tırnak içerisinde sonunda anlatacak bir araştırmacı karşılarında olduğu için bana belgeleri gösterdiler. Ama tabii sonra öğreniyorum ki bu arşive girebilen başka arkadaşlarım da var. Murat var mesela burada, Murat Metinsoy, Hale İlmaz var. Anlıyorum ki tabii açık bir arşiv olmadığı için size oradaki polis memuru ne getiriyorsa siz onunla yetinmek durumundasınız. Hani birkaç arkadaşa böyle birkaç farklı belge gelmiş. Hani biz biraz da aslında birbirimizin yazdıklarını okuyup onları birleştirerek bir resim. Belki de hala da zaten çoğuna ulaşamadık ve göremedik. Bir kullandığım arşiv de benim için çok önemli oldu bu çalışma için. Amerikan ve İngiliz arşivinde konsolosluk raporlarına baktım. Özellikle Amerika konsolosluk raporları çok değil ama İngiliz konsolosluk raporları benim için çok yaradı. Çünkü 30'larda 8 ya da 9 vilayette İngiliz konsolosluğu var ve bu konsoloslar dili biliyorlar. Yerel elitle çok
gündelik temasta birlikteler ve çok detaylı raporlar yazıyorlar ve bu raporlar benim için aslında çok önemli oldu. Şimdi biraz bu 30'lardaki yasakların evveliyatından bahsedeceğim. Çok kısa bir parantez içinde sadece Osmanlı'ya değineceğim. Sadece şunu değinmekle, yani söylemekle yetineceğim. Tabii ki hiçbir şekilde peçeyle, çarşafla ilgili, kadın örtünmesiyle ilgili bu tartışma Cumhuriyet'e özlü bir tartışma değil. Cumhuriyet öncesinde başlamış bir tartışma. Özellikle Osmanlı son döneminde ve özellikle 2. Meşrutiyet sonrasında Osmanlı kadın hareketi içindeki kadınların ama bazı modernleşme yanlısı erkek entelektüellerinde dahil olduğu bir tartışmanın aslında parçası. Dolayısıyla oradan bir süreklilik var. Osmanlı'da asıl en problematize edilen, bu örtünmek için edilen tabii peçe, asıl mesele. Yani kadınların yüzünün örtülmesi meselesi. Ve tabii bu peçe çarşaf tartışması Osmanlı'nın son döneminde de bir asri ve milli kıyafet düşüncesi, tartışması, reformu, tahayyülünün de bir parçası. Ve aslında bu asri ve milli kıyafet arayışı Osmanlı'dan Cumhuriyet'e de bir süreklilik gösterecek. Birazdan da aslında bunu göstermeye çalışacağım. Peki Cumhuriyet'e geldiğimizde tabii Cumhuriyet bir kırılma. Aslında direkt bir müdahalenin başlaması, kırılması. 1920'lerde benim derleyebildiğim birkaç benim daha erken ya da zayıf dalga diyeceğim. Yerelde gördüğümüz birkaç peçe çarşaf yasağı var. Burada onları listeledim. Ben tek tek söylemeyeceğim ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani 1925'te zaten ilk örnek burada görülmüyor. İlk yasak değil. Kampanyanın başlaması Trabzon'da bir yerel kurumda, Türk Ocağı'nda. Ama asıl olarak buradaki kırılma nedir diye baktığımızda Şapka Kanunu'nun bir kırılma olduğunu görüyoruz. 1925, Kasım 1925. Şimdi neden aslında sadece erkek giyimini, erkek başlığını ilgilendiren bir yasa peçe ve çarşafla yasaklarıyla ilişkilenmiş olsun. Şöyle bir ilişki var arada. Şapka Kanunu ve şapka ile ilgili tartışmalar kamuoyunda oluştuğu zaman ve aslında Kemalist reformlar içerisinde en fazla reaksiyon görmüş, toplumsal olarak direnç gösterilmiş reformlardan biridir şapka. Bu hiçbir zaman aslında sadece bir erkek başlığı ve bir şapka fes tartışması olarak kalmıyor. Biraz önce de aslında değindiğim gibi bu asri ve milli kıyafet gibi bir daha genel bir tartışmanın parçası oluyor. Dolayısıyla aslında 1920'lerin ikinci yarısından itibaren böyle benim daha modern asri kıyafet arayışı gibi bir ne diyeyim genel bir atmosfer, bunun tartışıldığı hatta bir mobilizasyon hali olduğundan bahsetmek gerek diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla yani yasanın içerisinde olmasa bile genel tartışmanın içerisinde şapka tartışmasıyla kadınların örtülmesi tartışması aslında bir arada yürüyordu. Yani toplumsal tahayyülde de aslında özellikle fes ile peçe arasında bir özdeşleşme, yani erkek başlığı ve kadın örtülmesi arasında bir özdeşleşme vardı. Ve bu özdeşleşmeler aslında işte milli olan, gayrimilli olan, medeni olan, gayrimedeni olan ikilikleri üzerinden anlatılıyordu. Bu aslında şöyle tarafları da var. Mesela şapkaya karşı gelen toplumsal muhalefette, kimi illerde biz nümayişler de görüyoruz. Oralarda mesela kullanılan bir argüman aynı zamanda. Yani yalnızca devlet görevlileri tarafından ya da yalnızca modernleşme yanlısı, çevreler tarafından kullanılan bir özdeşleşme değil bu. Toplumsal temeli de olan bir özdeşlik. Yani mesela işte şapka kanunu muhalefet etmek için işte bunlar şapkayı yasakladılar, yakında peçeyi ve çarşafı da yasaklayacaklar gibi söylentilerin, propaganda faaliyetlerinin olduğunu biliyoruz, direniş amaçlı. Dolayısıyla aslında toplumsal tabanda da böyle bir özdeşlik söz konusu. Hatta bu öyle bir şeye geliyor ki bir sürü söylenti oluşuyor mesela. Şapka aslında hiç olmadığı halde peçenin ve çarşafın da yasaklandığı, Atatürk'ün aslında Kastamonu'da peçenin ve çarşafın da tamamen kaldırılmasıyla ilgili konuştuğu gibi. İşte burada biraz aslında tarihi söylentinin gücü, dedikodunun gücü gibi bir şey de var gerçekten. Çünkü sözü tarih anlatılarına da çıkıyor bu. Yani gerçekten bazı yerlerde kadınlar şeyi düşünüyorlar. Yani yasaklandı bu, çıkaralım o zaman. Yani böyle anlatılar da var gerçekten 20'lerden itibaren.
kraliçe, çarşaf, peştemal ve daha başka bu tür örtünme biçimleri veren gelen isimler var. Onlar aleyhindeki kampanyanın daha sertleştiğini, yayıldığını ve bununla ilgili propaganda faaliyetlerinin de arttığını görüyoruz. Yani aslında ana dalga dediğim dalga benim 1930'larda geliyor. Neden 30'lar? Bu 30'lar bağlamı önemli. Çünkü aslında 1930'lar Kemalizmin kendi içerisinde de bir dönüşüme tekabül ediyor. Yani nedir o? İşte tek parti döneminin konsolide olması, ekonomideki devletçiliğe yönelişin, diğer alanlara etkisi ve özellikle bir kültürel modernleşme atağı diyeceğim. Özellikle 1931-32'den itibaren başlıyor. Dolayısıyla aslında bu peçe, çarşaf, peştemal yasaklarını 30'ların bu genel bağlamı ve atmosferi içinde düşünmek gerek. 1934'ün özel bir önemi var. Çünkü bu ben yasakları böyle listelerken ve çalışırken fark ettim ki yani bu iş 1934'te başlıyor. Ve sonra bunu bir taktım yani neden 34 özel olarak diye. Ve burada kurabildiğim ilişki aslında kadınların seçme seçilme hakkını kazanmasıyla ilgili. Bunun öncesinde kampanya yok mu, yasak yok mu? Var. Benim bulabildiğim en erken, saptayabildiğim en erken yasak Ağustos 1933'te Safranbolu'da çarşafın yasaklanması. Dolayısıyla aslında seçme seçilme, yani genel seçimlerde kadınların katılma hakkı verilmeden önce. Ama şunu hatırlayalım, kadınların yerel seçimlere katılması zaten 1930'da mümkün olmuştur. Yani kadınların politik haklarını kazanması süreci 1930'dan itibaren başlamış bir hikaye. Şunu fark ettim ki, özel olarak bu seçme seçilme hakkı verildikten sonra peçete çarşaf kampanyalarında ve yasaklarda dramatik bir artış var. Ve arka arkaya birbirlerini izlemeye başlıyorlar. Ve bu yasakların yerelde tartışılma biçimlerine baktığımız zaman da bir gerekçe olarak kadınların siyasi haklarının kazanılmasına kullanıldığını görüyoruz biz. Yerel editler ve yöneticiler tarafından. Yani şöyle bir mantık aslında bu. Kadınlar artık kazanılabilecek en önemli hakkını kazandılar. Türkiye'de kadın özgürleşmesi, bu hakların verilmesiyle tamamlandı. Nasıl olur da bu özgürleşme tamamlandığı noktada hala bazı kadınlarımız peçe ve çarşafla dolaşabilirler? Yani ve burada aslında çok açık bir şekilde şöyle bir mantık silsilesi var. Yani kadınların kamusal alanı katılımından bahsediyoruz, kamusal görünümlüğünün artmasından bahsediyoruz, iş gücüne katılmasından, işte kalkınmaya, modernleşmeye katkı sunmalarından, kendi rollerini oynamalarından bahsediyoruz. Bu kadar haklar verildi, kadın özgürleşmesi oldu. Bununla peçe ve çarşaf yan yana olamaz. Yani kadın kamusal alanda peçe ve çarşafla olamaz. Çünkü peçe ve çarşaf zaten kadının özel alana hapsedilmesinin, haremlik, selamlık düşüncesinin bir simgesi adeta. Dolayısıyla bu ikisi yan yana olamaz. Bunun değişmesi lazım. Burada böyle bir ilişkisellik var. Bir başka ilişki, bunu başka araştırmacılar da görüyor. 1935'te daha zayıf bir ilişki bana göre ama yine de önemli bir ilişki. 1935'te Uluslararası Kadın Kongresi İstanbul'da yapılıyor. Yanılmıyorsam bu Mayıs ayında. Ona o kongreye gelmeden önce sizde bir artma da var. Bu peçe çarşaf meselesinde, yasaklarında. Dolayısıyla aslında uluslararası platformda Türk kadınının ne kadar modernleştiğini göstermek için de bunun bir ne diyelim, olanak olarak kullanıldığını görüyoruz. Şimdi biraz genel özelliklerinden bahsedeceğim. Yani burada kampanya, bu arada pardon, bazen kampanya diyorum, bazen yasak diyorum. Bu ikisi de ayrı şeyler olarak kullanıyorum ben. Kampanya dediğimde peçe ve çarşaf, peştemal karşıtı propaganda olabilir, yerel bir kurumun aldığı kendi içindeki bir inisiyatif olabilir, yerelde yapılmış bir sürü etkinlikler olabilir. Ama bu kampanyaların her zaman, her yerde yasakla sonuçlanmıyor. Yani bu fark benim için aslında önemli. Yani bazı yerlerde mesela sadece bir propaganda faaliyeti olarak kalabiliyor. Ama çoğunlukla yasakla sonuçlandığını göreceğiz. Bence en önemli özellikleri yerel olmaları. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu şu demek değil, yani Ankara'da rejimin, partinin, İçişleri Bakanlığı'nın olan bir tane dışarı yoktu vesaire ya da hiçbir dahli yoktu. Hayır, öyle değil. Başından itibaren Ankara kampanyaları düzenlemeye çalışıyor, koordine etmeye çalışıyor ve belli bir sınır içerisinde aslında tutmaya çalışıyor. Ama yine başından beri Ankara'da alınan bu mesele,
meseleyi, yani kadınların örtünmesi meselesini yerele bırakma kararı Ankara'nın süreç içerisinde de ne kadar çabalasa da bu süreci kontrol edememesi gibi bir sonuçla aslında sonuçlanıyor. Dolayısıyla aslında kampanyalar Ankara'nın belirli müdahalelerine rağmen temelde yerel kampanyalar olarak kalıyorlar. Dolayısıyla da yerel aktörlerin manevra alanının çok fazla olduğu bir olay olarak aslında kalıyorlar. Peki süreç nasıl işliyor? Yani herhangi bir mesela vilayette bir kentte nasıl oluyor bu iş? Genellikle şöyle bir paternden bahsedilebilir. Bir yerel kurum, bu mesela Trabzon'da idman yurdudur. Trabzon idman yurdu üyeleri, gençler. Bazen Antalya'da mesela halk evinin kadın üyeleridir. Bir yerel grup, bu yani muallimler cemiyeti olabilir, bir yerde başka bir yerel kurum olur. Bir yerel kurumun üyeleri önce kendi aralarında bir karar alırlar. Bazen hatta bunlar sadece erkeklerden oluşur. Hani Diyarbakır Halk Evi'nde sadece erkekler Diyarbakır Halk Evi'nin üyesi olduğu için onların yaptığı bir toplantıda mesela o erkekler hepimiz eşlerimizin peçesinde, kızlarımızın peçesinde, çarşafında bundan sonra artık kaldırıyoruz ve takmayacaklar diye bir karar alıyorlar ve bunu hani deklare ediyorlar. Bu haberler önce o vilayetin, şehrin yerel basınında hemen haber yapılıyor. Onunla ilgili yazılar yazılmaya başlanıyor falan vesaire ve bu aynı zamanda diğer vilayetlerin gazetelerinde ve tabii ulusal gazetelerde de mutlaka haber alıyor. Ve yerel gazetelerde inanılmaz bir propaganda faaliyeti başlıyor Fethiye Çarşaf aleyhine. Daha sonra genellikle bu yerel inisiyatiflerin üyesi olup da aynı zamanda belediye meclisi üyesi olanlar ya da bazen öyle bir eğer ilişki yoksa bu ilk başlatan grupla, bu ilk başlatan grubun dilekçe vermesi yoluyla belediyeye bir başvuru yapılıyor. Fethiye ve Çarşaf'ın belediye kararıyla yasaklanmasına ilişkin. Ve genellikle de bu kampanyalar yasakla sonuçlanıyor ama yasakla sonuçlanmadığı yerlerde var. Bunu tekrar belirteyim ve bazen bu süreç 2 yılı bile bulabiliyor. Yani ilk o yerel inisiyatifin başlamasıyla bu sürecin yasakla sonuçlanması düşündüğümüzden daha uzun bir süreç olabiliyor. Yasakların içerikleri değişiyor. Tam da bunlar yerel oldukları için bunları atlayacağım ama belki sonra tekrar gelirim. Burada bir liste veriyorum. Yani bir örnek olsun diye size bir liste sunuyorum. Gördüğünüz gibi bazı yerlerde sadece peçe yasaklanıyor örneğin. Bazı yerlerde sadece çarşaf, bazen ikisi birden. Bazı yerlerde işte kafes, yani evlerin pencerelerindeki Osmanlı kafesleri, kadınların dışarıdan görünmemesini sağlayan kafesler. Bazı yerlerde peştemal, mesela Şelme, Konya'da beyaz bir örtünme biçimiymiş. Ben de yani yerel verilen yerel at öyleymiş bu şeye. Mesela bazı yerlerde göreceksiniz, Maraş'ta, Adana'da var bunların içinde. Aynı zamanda şallar, erkek şallarları yasaklanıyor. Rize'de göreceksiniz mesela şemsiye kullanımı yasaklanıyor. Bunun neden olduğuna birazdan geleceğim. Dolayısıyla tam da bunlar yerel oldukları için yerel inisiyatifinde fazlasıyla biçimlendikleri için yasakın içerikleri değişebiliyor. Kimin o sürecin içinde olduğu değişebiliyor, kullanılan mekanizma değişebiliyor vesaire. Genellikle bir adaptasyon süreci eğer yasaklanmışsa veriliyor. Yani kadınlara deniyor ki 6 ay içerisinde çarşafı çıkarın ve manto giyin. Peçe için her zaman bu istisnasız çok daha az bir süre veriliyor. Yani maksimum 1 ay falan. Peçe daha hızlı bir şekilde çıkarılması gereken bir şey olarak mutlaka görünüyor. Bunun tabii bir ekonomik boyutu da var. Çünkü manto çok pahalı bir şey ve olmayan bir şey. Dolayısıyla çarşaftan mantoya geçişin daha uzun zaman olacağı düşünülüyor. Dediğim gibi belediye yasakları çerçevesinde yapılıyor bu. Bunun belki hukuki şeyini açma fırsatım olur. Ama onu da artık soru ve şeylere bırakacağım. Zamanımı şey yaptığım için biraz fazla. Burada da biraz şey göstermeye çalıştım. Coğrafi dağılımı nedir? Bunlar tabii şunu hemen belirtmek istiyorum. Benim bulabildiklerim bunlar. Yani bu öyle bir şey ki mesela benim bakmadığım bir vilayetin yerel gazetesine baksanız belki daha fazla örnek bulmak da mümkün. Belki de mesela Malatya'da da var. Ama benim en azından görebildiğim kadarıyla ben gördüm. Görebildiklerimi burada yıllara dağılımı olarak da göstermeye çalıştım. Bunlar tabii sadece benim çok basit ve yeteneksiz görselleştirme çalışmalarım. Takdir edersiniz ki bu zaten Türkiye'nin güncel bir haritası. Yani vilayet dağılımı da böyle değil tabii.
yasak, benim saptayabildiğim 80'e yakın yasak var Türkiye'de. Yani ilçelerde dahil ve kazalar nahiyelerde dahil. Belirsiz gördüğüm yerler var. İşte bu belirsiz gördüğüm yerler tam da kampanya olup, yani bir tür bir çaba var, bir çalışma var, onu görebiliyorum ama yasak olup olmadığından emin değilim. Onları da yeşille listeledim. Şimdi buradan asıl bu konuşmada daha fazla tartışmak istediğim ve bu seriyi de daha uygun işleyeceğini düşündüğüm ve benim de aslında bu çalışmayla ilgili en çok tartışmaya ihtiyaç duyduğum konuya biraz atlayacağım ve kadınlara yoğunlaşacağım. Bunu yaparken de kadınlar bu yasaklar karşısında nasıl tepkiler verdiler, nasıl yanıtlar verdiler, bunlarla nasıl başa çıkmaya çalıştılar, nasıl adaptasyon stratejileri geliştirdiler. Bunu biraz anlatmaya çalışacağım ve bunu bir kadın özelliği tartışmasıyla aslında kavramsal olarak da yapmaya çalışacağım. Şimdi kadın özelliği deyince ne anlıyoruz? Ya da ben nasıl kavramsallaştırmaya çalıştım? Bu tartışmayı yaparken yani çarşaf yasakları bağlamında biraz buna değineyim. Burada aslında özel olarak etkilendiğim de bir yazım var. İlk başta en çok etkilendiğim aslında Sabah Mahmut, bir antropolog, yakın zamanda da İstanbul'a geldi, o dışında konuşması olmuştu. Onun Mısır'daki bu İslami uyanış hareketleri içerisinde kadın cami hareketi içerisindeki kadınların özelliğini tartıştığı bir çalışması da var. Bu çok etkili olmuş bir çalışma. Son dönemde kadın özelliği, feminist yazımda en azından bir tartışma. Ve bu nasıl bir özellik anlayışı? Bu bir kere kadın özelliğini feminist özelliğin ötesine götürmeye çalışacağım. Yani yalnızca feminist özelliğe odaklanmayan, yalnızca erkek egemenliğini aşındırmaya yönelik, onu açıkça karşısına alan eyleme biçimlerine, yanıt verme biçimlerine değil, kadınların sıradan, öyle kavramsallaştırmadıkları gündelik stratejilerine odaklanan bir öznerlik aslında anlayışı. Ve dolayısıyla da aslında erkek egemenliğini açıkça hedef alan ya da almayan, direniş olarak kadınlar tarafından kurgulanan ya da kurgulanmayan, baş etme stratejileri olan bir tane, çok basit anlamda, olarak görmek. Ve aslında bütün bu baş etme stratejilerini, bu çeşitliliği, özellik kavramının içinde düşünmek önerisi. Bu çok basitçe kadınların hareket kapasitesi olarak yani tanımlanabilir, müdahale etme kapasitesi olarak tanımlanabilir ve daha da basitçe aslında kadınların kendi hayatlarına olabildiğince yapısal sınırlar içerisinde elbette yön verebilme çabası olarak kavramsallaştırılabilir. Bu özelliğin aslında benim önemsediğim üç önemli ayarı var. Biri, kadın özelliğini direnişle özdeşleştirmemek. Yani sadece direniş odaklı bir ya da karşı gelme odaklı bir özellik olarak bunu düşünmemek. İkincisi, iktidarı ve gücü herhangi bir düzenleme, müdahale politikasını devletten gelen ya da işte erkek egemen toplumdan gelen ilişkisel olarak görmek, yani bir anlamda bazı iktidar biçimlerinin, gücün, bazı müdahalelerin, bazı regüle etme çabalarının paradoksal olarak düzenlemeye çalıştığı, kontrol altında tutmaya çalıştığı failler üzerinde bir özgürleştirici ya da güçlendirici, alan açıcı bir özelliğinin olabileceğini görmek. Dolayısıyla kadın özelliğinde bir direniş mi, itaat mi, direniş mi, karşı gelme mi, boyun eğme mi gibi böyle bir ikilik üzerinden düşünmemek, belki bu ikisini bir iki kutup olarak görüp, bu ikisinin arasında bir skala olduğunu ya da bir süreklilik olduğunu düşünüp, aslında kadınların, hatta belki aynı kadının, farklı hayatının farklı dönemlerinde farklı tepkiler ve bu skalanın farklı yerlerinde konumlanabileceğini değişik koşullamalarla böyle bir özen tanımıştık. Bence bu arada son Osmanlı Erken Cumhuriyet yazının feminist yazın olarak düşündüğümde bence bu öznerliğin en iyi örneklerinden biri Gülhan'ın çalışması. Çok yakın zamanda da Türkçe'ye çevrildi ve Can Yayınları'ndan basıldı. Gülhan'ın Geç Osmanlı Doğum Politikaları üzerine yaptığı çalışması. Orada bence çok güzel bir şekilde, ben yazarken de çok ilham almıştım ve kullandım. Gülhan'ın kitabını hararetle tavsiye ederim.
Doktor İhtiyar Öpücü Z'ye karşı kitabını. Orada Gülhan mesela çok güzel göstermişti. Yani Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki nüfus politikaları bağlamında kadın bedenine, kadın doğurganlığına müdahale etme çabasının ve kadın cinselliğini regüle etme çabasının, burada kürtaj tartışmalarının vesaire ne kadar kontrol edici, baskıcı görünmekle birlikte aynı zamanda kadınların kendilerini özne olarak kurmaları ve hatta yasal faillik kazanmaları için bir alan açtığını çok bence güzel bir şekilde gösteriyordu. Dolayısıyla aslında en baskıcı devlet politikalarını bile paradoksal bir şekilde failler için, sıradan insanlar için belli alanlar açabileceğini belki burada hani görmek. Şimdi buradan böyle bir kavramsal çerçeve kurarak biraz çarşaf yasaklarında ne oluyor atlayayım ve kadınlar neler yaptılar. Şimdi burada da benim işte bu direnişten boyun eğme, yani bunu sevmiyorum ama uyuma diyelim, bir skala olduğunu düşünüyorum burada da. Yani peçe çarşaf yasaklarında da tabii açık direniş örnekleri var. Yani peçe ve çarşaf yasaklanmasına rağmen peçe ve çarşaf ve peştemal kullanmakta direnen, bu nedenle ceza ödemek zorunda, para cezası ödemek zorunda olan kadınlar var, Bursa'da var, Denizli'de var. Bunların sayıları yüzlerle ifade edebileceğimiz sayılar. Peki kadınlar neden direniyorlardı? Bunun da ben tek nedenle açıklanamayacağını düşünüyorum. En önemli nedenlerden biri ekonomik. Çünkü aslında peştemal ya da peçe ya da çarşaf en kolay alabileceğiniz, zaten var olan ve kadının aksesinin en kolay olduğu ve en ucuz olan şey. Bunun karşısında ise manto, olmayan bir şey, çok pahalı bir şey vesaire. Dolayısıyla aslında direnişin bir nedeni ve çok önemli bir nedeni ekonomik. Aslında bu şartlarla ilgili de böyleydi zaten. Bir atlanamayacak bir nedenin kadınların örtünmekte ve bu şekilde örtünmekte gösterdiği ısrar olduğunu düşünüyorum ben. Ve bir nedeni de tabii ki aslında kadınların çevrelendiği patriarkal baskı. Burada yani peçe ve çarşaflı yerel bağlamda çıkarmanın kadınlar için işte hakkında dedikodu çıkması, dışlanmaya maruz kalması, suçlanması, hatta sözlü ve fiziksel tacize maruz kalması, ki bunun örnekleri de elimizde var. Yani peçesini ve çarşafını çıkardığı için, manto giydiği için, başını açtığı için saldırıya uğramış, erkekler tarafından saldırıya uğramış kadınlar var. Hatta kimi belediyeler bununla ilgili önlem almaya çalışıyorlar. Hatta mesela bazı belediyeler kahvehanelerin önüne sandalye koymayı falan yasaklıyorlar. Yani erkekler boş boş oturup sokaktan geçen kadınlara bakamasınlar falan filan gibi. Yani bu tür örneklerin olduğunu biliyoruz. Bir başka tepki, yasağı olabildiğince görmezden gelmeye çalışmak. Yani saklanmak aslında. Bunun örneklerinin olduğunu biliyoruz. Bu aslında yerelden durumu rapor eden valilerin raporlarında da var, parti müfettişliği raporlarında da var. Kadınların, bazı kadınların peçe ve çarşaflarını çıkarmamak için uzun süre evden çıkmaması. Ya da taşlı, daha çok köyde olan mesela kadınların ya da kazada il merkezine mesela pazarda bir şey satmaya normalde gelen, her hafta gelen kadının gelmemeye başlaması. Çünkü peçe ve çarşafı giyemeyecek artık vilayet merkezinde. Bu tür uygulamalar var. Ya da şehrin çeperlerinde bunu kullanmak. Yani arka mahallelerde gece dışarı çıkmak ve gece peçe ve çarşafla gezmek, kontrolün az olacağını düşünerek vesaire. Ama kent merkezine mesela gitmemek, çarşıya, daha görünür alanlara gitmemek bir şey. Bunun dışında seçici adaptasyon, yani kendini biraz yasağa uydurmaya çalışmak. Bunun en önemli şeylerinden biri uzun, çok uzun siyah mantolar giymek. Yani çarşafa olabildiğince benzeyecek şekilde kendi kapatabilecek mantolar giymek. Uzun başörtüleri kullanmak, yine siyah olabildiğince. Türban kullanmak, ama bu türban bugün kullandığı anlamda değil, bayağı Fransız türbanlar, yani saçı tamamen kapatan boya şeklindeki türbanları kullanmak. Şapka kullanmak, ama şapkayı saçı tamamen kapatacak şekilde kullanmak. Hatta şapkaya tüller takmak, peçe görevi görecek ama bayağı uzun tüller, hani öyle şıklık olsun diye konmamış. Mesela bu da hiç dikkatten kaçmayacak. Yani bu türler biraz fazla değil, hiç süsle ilgisi yok falan gibi tartışmalar da olacak.
geçici adaptasyon, yani belli dönemlerde, yasağın çok sert uygulandığı dönemlerde mantoya geçmek, başörtüsü takmak, yasağın zayıfladığını düşündüğün zamanlarda yeniden peçeye çarşafa dönmek. Ya da dediğim gibi mesela köyde kaza merkezinde peçe çarşafa devam etmek, vilayet merkezine gittiğinde manto. Dolayısıyla kadınların aslında iki türlü, belki de üç bilmiyoruz. Farklı yerlerin her nereye gidiyorsa ona göre bir kış örtümü ve giyinme biçimi bulması. Zaman zaman yüzünü kapama stratejileri, işte bu şemsiye. Çok fazla vilayette kadınlar şemsiyeyle yüzlerini kapatmaya çalışıyorlar ve kendilerini kapatmaya çalışıyorlar. Rize, Ordu, Kilis, Maraş bunların örneklerinden biri. Rize'de en son artık belediye meclisi diyor ki uygun, yani yağmur yağmazken şemsiye kullanamazsınız. Yasaklıyor. Ondan sonra. Ama tabii bu işin tek yüzü değil. Yasaklara uyan bir sürü kadın da var. Ve bu uyumanın da tabii tam tıpkı uymamak gibi çok farklı nedenleri var. Tabii bir nedeni yasakların uygulanması. Ve özellikle yasakların çok sıkı biçimde uygulandığı yerlerde. Zaten belediye zabıtasının kullanıldığı, cezaların kesildiği, hatta bazen jandarmanın kullanıldığı yerlerde yasaklara uyma şeyini tabii ki yükselen, yani orada bir baskı unsurunun orada önemli bir etki ettiğini görüyoruz. İkinci bir neden aslında kadınların ve tahmin ettiğimizden çok daha fazla kadının bence. Ve bunlar her zaman öyle elit olarak görülen ve literatürde hep bu çok önemsenir. Elit mi, halk mı? İkiliği. Bu ikiliği aşarak bence bakmamız gerekiyor. Düşündüğümüzden çok daha fazla sayıda kadının aslında bu örtüleri çıkarmak için gönüllü olması. Ve bu yasakların da bu kadınların bunları toplu halde yapabilmeleri için bir olanak yaratması. Yani şöyle, normalde mesela peçesini çıkarmak istiyor kadın. Çarşafı çıkarmak istiyor ama tek başına bunu yapmaya cesaret edemiyor, aileden çekiniyor vesaire, baskı olacağını düşünüyor. Ama orada bir yasak olduğu zaman bunu yapmak çok daha kolaylaşıyor aslında. Bununla ilgili sözlü tarih anekdotlarımız da var örneğin. Mesela Lilo Linke, onu da tavsiye ederim. 1930'larda Türkiye'de gezmiş bir Alman, beyanlarını yazmış bir Alman gazeteci kadın. Malatya'dan Adana'ya bir tren yolculuğu yaparken tanıştığı bir kadını anlatır. Malatyalı bir kadın. Çarşaflıdır kadın. Onunla sohbetlerinde kadın şey der. Ya bu Adana'lı kadınlar o kadar şanslı ki. Çünkü orada peçe ve çarşaf yasaklandı. Daha Malatya'da yasaklanmadı. Yasaklandığı için onlar çok kolaylıkla çıkarabilirler. Ama biz Malatya'da yasaklanmadığı için ben çıkarmaya cesaret edemiyorum. Der mesela. Yani bu yasakların kadınların zaten var olan değişme isteklerini de bir ölçüde aslında kolaylaştırdığını görüyoruz. Ve dolayısıyla hani bir yandan bir sınırlama ve müdahale çok net bir şekilde ama bir taraftan da bir olanak açma olarak bakabileceğini görüyoruz. Kampanyalara çok açık destek veren, katılan kadınlar var. Yerel gazetelerde yazılar yazan, toplantılar düzenleyen kadınlar var. Bunlara öncülük eden kadınlar var. Bunların bir örneği Zehra Hanım ki Türkiye'nin ilk Bursa kadın belediye başkan yardımcısıdır. Yani bazı belediyelerde bu yasaklama önerilerinin kadın belediye meclis üyeleri tarafından verildiğini biliyoruz. Dediğim gibi gazeteleri yazı yazma, konuşma yapma, nümayiş örgütleme, toplu peçe ve çarşaf çıkarma toplantıları yapma ki bu özellikle şeyde çok eş zamanlı yürüyor. Yani siyasi hakları elde edildikten sonra o siyasi hakları kutlamak üzere mesela halk evinde bir toplantı düzenlemek ya da işte Cumhuriyet Meydanı'nda İzmir'de bir toplantı düzenlemek. O toplantıda mesela topluca karar almak. Peçemizi ve çarşafımızı çıkarıyoruz falan gibi. Dolayısıyla aslında dediğim gibi bir açık direnişten gönüllü düzenleyicisi olmaya, hatta onu önderlik etmeye kadar değişen bir tepkilerde bir çeşitlilik var burada. Ve benim önerim de aslında bu çeşitliliği gören bir yerden acaba bir kadın öznerliği kavramsallaştırmasına gidebilir miyiz, yeniden düşünebilir miyiz? Bunu biraz sizinle tartışmak. Biraz son olarak bağlayacağım. Hani biraz o kavramsal şeyi biraz zaten açmaya çalıştım. Yaparken de. Ama dediğim gibi işte erkek egemenliğine direnişin gündelik, sıradan, hatta kadınlar tarafından işte direniş olarak yürümeyen formlarını görmek
yapıyı aşmak, yapısal sınırlılıklara fazla odaklanmadan, bu alanda tabii mesela patriarkal otoriteye, yapıya fazla odaklanmadan bir edimde bulunma kapasitesini, müdahale edebilme kapasitesini, alan açabilme kapasitesini kadınların gören bir yerden düşünebilir miyiz? Feminist öznerliği bu anlamda zaten aşmak, yani kendimizi feminist öznerlik biçimleriyle sınırlamamak ve kadın öznerliğinin çok boyutlu, çok katmanlı ve karmaşık ve zaman içinde dönüşebilen, kendini adapte edebilen bir manevra alanı olarak aslında görmek. Ve buradan da son olarak şeye bağlayacağım. Biz bu gözle tekrar acaba tek parti dönemi üzerine feminist yazına baktığımızda bu yazını yeniden nasıl düşünebiliriz? Çünkü aslında çok da haklı bir biçimde bu döneme odaklanan ve yani tek parti döneminde kadın meselesi tırnak içerisinde ve kadın politikalarına odaklanan feminist yazı şimdiye kadar her zaman çok eleştireldir haklı olarak. Ve özellikle hani Kemalizmin bu kadın özgürleştirmesi söylemini karşı çıkmak ya da boşa çıkarmak haklı olarak için aslında bu söylemin içinin kendisinin ne kadar patriarkal olduğunu göstermeye çalışmak, bu reformlar ve Kemalist siyasi projelerle kadınların nasıl araçsallaştırıldığını aslında nesneleştirildiğini göstermeye çalıştı bu feminist yazım. Ben bunu çok önemsemekle ve çok önemli bulmakla birlikte bu yazının yeniden bakılması gerektiğini düşünüyorum. O da bu asla hani bu Kemalizmin otoriter değil, patriarkal değil de falan gibi bir yerden değil. Ama acaba Kemalist modernleşme bu başka bir otoriterleşme, yani otoriter bir modernleşme projesi için de geçerli olabilir. Acaba bu süreci yeniden aynı anda hem otoriter, hem denetleyen, hem kontrol eden ama aynı zamanda da paradoksal olarak ve belki de istemsiz olarak, yani istemeyerek kadınlara manevra alanı açan bir süreç olarak okuyabilir miyiz? Buraya daha katmanlı bir kadın öznerliği tartışmasını ekleyebilir miyiz bu feminist yazına diye bir soruyla bitirmek istiyorum. Belki tartışmada sizden de yararlanacağımı düşünüyorum. Sanem'den çok yararlanacağımı düşünüyorum. Sanem çünkü bunu eklemeyi unuttum çünkü yeni bir yazım var dedim tek parti döneminde ama hiç tarihçilerle sınırlı bir yazım değil. O zaman çok büyük haksızlık etmiş olduk. Çünkü zaten bu yeni jenerasyon tarihçi de aslında çok teorik bir yerden beslenerek bu yazını oluşturuyor ve burada aslında tabii bir antropologların, özellikle devlet antropolojisi tarafının ve iki sosyologların çok değerli katkıları var. Feminist sosyologların ayrıca katkıları var. Foucault bilenleri ayrıca makbuldür diyerek Sanem'e dönüp bu özellik tartışmasını onun da yapmaya başlayalım diye öneriyorum. Peki, çok teşekkürler. Tam senin bıraktığın yerden alacağım. Onun öncesinde ben yani çok kısa birkaç bir şey söyleyeceğim. Aşağı yukarı bir 45 dakika, 50 dakika kadar tartışma zamanımız var. Başta Başak uyardı beni. 9 okuruna yetişmemiz gerekiyor. Çok çok teşekkürler. Tam bıraktığın yerden dediğim gibi alayım. Bu otoriterliği hangi noktada yani nasıl tanımlayacağız gibisinden bir soru geliyor senin çalışmandan benim aklıma. Çünkü şöyle bir şey, şimdi hep otoriterliği ve iktidarı birincisi merkezden yayılan bir şey olarak algılıyoruz. Senin çalışman bu merkezden yayılan iktidar modelini tamamen ortadan kaldırıyor. Yani hani merkezde bir şey var ve bunu yere uyguluyor demiyorsun sen. Bu anlamda aslında bir açıdan aktör bazlı bir iktidar modelini de ortadan kaldırıyor. Çünkü devlet dediğimiz şeyin yani şu anlamda aktör. Yani devlet dediğimiz bir tane aktördür ve bunun yereldeki görüntüleri vardır. İşte jandarmadır, Kemalist dönem için, erken cumhuriyet dönemi için. İşte halk evleridir bunlar, belediyelerdir, zaten belediye başkanı ve valiler aynıdır ve bunlar bunu yaparlar ve uygularlar modelini de ortadan ve aynı biçimde uygularlar. Her yerde aynı biçimde uygularlar. Bu ortadan kalkıyor. Ve hatta bize şunu söylüyorsun sen, yerel zilkiler, yani yerel modellerde de o kadar fazla çok aktörlü ve hani o kadar değişik şeyler oluyor ki bizim bunlara bakmamız gerekiyor ve kullandığın ifade de çok ilginç. Manevra diyorsun mesela. Yani yerel manevralar
yerel kavramını düşündüğümüzde mesela bir şeyle birlikte düşünüyoruz. Yani hani merkez yerel, merkez çevre, merkez yerel. Yani yerelin lokal olarak hani düşündüğümüz zaman mesela global lokal. Hani öyle bir kilitleri de çağrıştıran bir şeyi var. Ama sen bize diyorsun ki yerde bu farklılaşıyor diyorsun ve bu çok enteresan ve çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan baktığımızda otoriterlik meselesini Kemalist dönemde ve Kemalist otoriterliği yeniden nasıl düşüneceğiz? Bence yani çalışmanın açtığı evet çalışmanın açtığı en enteresan sorulardan bir tanesi bu. Çünkü yani daha önce düşündüğümüz biçimleri ortadan kaldırıyorsun. Kaldı ki kadın özverliği meselesinde yani direniş ve uyuma skalasından bahsediyorsun bize. Ve direniş ve uyuma skalası içerisinde gittiğimiz zaman yine mesela hani acaba klasik iktidar modellerine yaklaştırabilir miyiz diye düşündüğümüz noktada bir anda çıkartıyorsun, diyorsun ki kadınların aslında hareket alanı vardı ve bu hareket alanı içerisinde bir şeyler yaptılar. Yani kadınlar kendi öznelliklerini de bir noktada kurdular diyorsun bize. Dolayısıyla bu da mesela yine klasik iktidar modellerine ve klasik otoriterliğin içinde bir soru aslında. Ama belki de yani hani şunu bilmiyorum ben, bu tamamen kendi tercihim benim. Ben daha çok direniş kavramını yavaş yavaş hani bir kenara bırakabilir miyiz diye düşünüyorum. Yani direnişin yerine hani acaba politik olarak başka türlü bir ifade biçimi bulabilir miyiz? Yani politikliği başka yüklemlerle tanımlayabilir miyiz direniş yerine? Çünkü yine direniş dediğimizde bir iktidar ve bir hani çok kaba tabii ki de bu ve sen bu anlamda kullanıyorsun diye demem ama hani feminist yazımda ve genel olarak yani toplumsal hareketlerin yazımında böyle bir şey var. Hani bir iktidar ve iktidara karşı sürekli olarak bir şey yapmaya çalışan bir şey var. Yani şöyle bir ifade veriyor bize iktidar ve direniş ifadesi. Sanki ilk önce iktidar bir şey yaratıyor ve ondan sonra kadınlar buna tepki veriyorlar ya da kadınlar veya başka toplumsal aktörler buna karşı bir şeyler yapıyorlar diye. Oysa senin burada bize söylediğin aslında bu da değil yani. Başka türlü bir şey anlatıyorsun bize. Yani başka türlü bir şeyin çıkmaya çalıştığını şey yapıyoruz. O yüzden hani bilmiyorum direniş yerine ya da yani hani kadınların yaratıcılığı ve kadınların işte kendilerinin hayatlarını kurmaları ve ondan sonra iktidar mesela buna karşı yaptığı bir şey var mıdır? Hani o açıdan bakar mısın diye aklımda bir soru. Tabii bu yani bu şekilde getirdiğiniz zaman bence heterojenlik çok ciddi bir şekilde çalışmanın içine girmiş oldu. Yani bize hani homojen yapılar değil, heterojen yapılardan bahsediyorsun. O çok önemli. Bir önemli şey de bence senin söylediklerinde benim çok ilgimi çeken gündelik hayatın ve şehrin düzenlenmesi, yani kent planlaması. Zaten burada şey bence çok güzel bir şeydi, o son gösterdiğin bir tane şey vardı, gazete kültürü vardı. Belediye meclisinde, burada, şehir planı, çarşaf ve kaset kapısı var. Kafes meseleleri görüşürdü dediğin zaman zaten bunların hepsi nasıl birlikte konuşulabilir? Nasıl kilo ile satılmış? Ve evet yani. Nasıl kilo ile satılmış? Pırasa. Ve pırasa da bizi pazar yerine davet ediyor. Yani dolayısıyla bunların hepsi bir arada görünen meseleler. Yani kent, kadın, görünürlük ve de yani hani o görünürlüğün ortadan kalkması ve dolayısıyla ama şöyle bir şey de var mesela, bu da çok enteresan geldi bana. Bu kent merkezine gitmemesi kadınların şeyle, ondan sonra çarşafla daha fazla görünür alanlara gitmemesi, daha az görünür alanlarda mesela çok şey yapılması. Dolayısıyla kent dediğimiz mekan da aslında yerelden de bahsedecek, tırnak içinde taşradan da bahsedecek. Homojen bir mekan değil, gayet heterojen bir mekan. Bunu da bize bu şekilde söylemiş oluyorsun ve hani buralarda yine yani o anlamda kentin yeri de homojen bir şey olmuyor. Yani kentin yeri de heterojen ve çoklu bir yer aslında. Ben bunları düşündüm. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Daha fazla şey yapmayayım bu. Domine etmeyeyim belki. Soru varsa buyurun. Teşekkür ederim.
nerede sorusunun çok anlamlı olmadığını göstermek için aslında. Çünkü bazı bu yazımda, literatürde mesela fece ve çarşaf yasaklarının ya da kampanyanın sahih şeridinde, batı illerinde daha fazla olduğunu, ben aslında hayır, bunun aslında ülke çapına yayılmış bir fenomen olduğunu, yani bir olay olduğunu göstermeye çalışıyorum. Orada Hatay aslında en son, zaten en son Türkiye'ye katıldığı için o benim bulduğum bir şey değil, zaten var olan ikinci kaynaktan gördüğüm bir şey. En son örnekler Hakkari ve Hatay. Yaygın oldukları için, yani özel bir örnek yok ama şunu söyleyebilirim, bütün şehirler arasında bir adeta yarış var zaten. Yani en modern kim olacak, kim önce yasaklayacak, mesela bu çok önemli. Hatta bu şey de ilginç mesela, Rize ile Trabzon arasında var. 20'lerde hemen Trabzon'un arkasından hemen Rize, aynı o şey 30'larda, Trabzon'un hemen arkasından Rize. Belli bir vilayetin içinde kazalar arası yarışma var. Yani ve hani bazen vilayet merkezleri ve merkezdeki yapılar bunu, bu kartı oynuyorlar. Yani bazı yerel gazeteler mesela işte şu kazamız peçe çarşafı yasakladı ama şu kazamızdan hiç ses yok falan gibi hani yayınlar. Mesela Mersin'de çok mesela Tarsus'un baskı altına alındığını biliyorum, onu söyleyebilirim. Mesela bayağı Tarsus'ta neden alınmıyor, Tarsus'ta hiçbir hareket yok vesaire gibi çok uzun bir süre yazı var Mersin gazetelerinde. Sonunda artık Tarsus belediye meclisi yasağı çıkarıyor. Ama tabii şunu söylemek lazım. Bazı yerlerde çok ciddi direniş var. Bunlardan mesela en güzel örneklerden biri Trabzon'un. Hakkında en çok bildiğimiz örnekler aynı zamanda Trabzon. Trabzon'da dediğim gibi aslında erken, bu kampanyaların başlamasında erken, öncü ve 20'ler içinde bakarsanız aslında ilk şehir. O anlamda ve çok erken başlıyor. Ağustos 34 civarı işte Trabzon İdman Yurdu'ndaki gençlerin böyle bir fece ve çarşaf karşıtı ne diyelim toplantılarıyla sonra o gençler belediyeye bir dilekçeyle başlıyorlar. Belediyemiz fece ve çarşaf yasaklasın diye. Fakat belediye meclisinde bazı üyeler ısrarla buna direniyorlar. Açıkça ifade ediyorlar bunun çok yanlış bir şey olduğunu, aşağılayıcı bir şey olduğunu, kadınları vesaire. Ve bu aslında şehirde bayağı bir gerilime ve tansiyona neden oluyor. Ve bir yıl boyunca Trabzon Belediye Meclisi'ndeki o direnen üyeler toplantılara gelmeyerek, toplantı yeter çoğunluğunun sağlanmamasını sağlayarak bir karar çıkmasını engelliyorlar. Mesela ve sonunda artık parti devreye giriyor. Yani yerel parti teşkilatı, valilik devreye giriyor ve hatta umumi müfettiş Tahsin Üzer devreye giriyor ve ancak ondan sonra belediye meclisi ama yine çoğunlukla karar alarak, yani oy birliğiyle değil, peçeyi ve çarşafı yasaklıyor. Yine de durulmuyor olaylar. Bu sırada, bu arada Trabzon'dan gelen yerel raporlar hiçbir zaman mesela bunlardan bahsetmez. Her şey çok iyi gidiyormuş gibi rapor eder. Genelde bütün, yani bütün demeyeyim ama çoğunluğu yereldeki yöneticilerin Ankara'ya böyle rapor eder. Ama aslında hiç sular durulmuyor. Belediye başkanına özellikle bu başka yerlerde de olacak bir olan yardım Antep mesela. Direkte ölüm mesajları gidiyor. Mektupları yani ölümle tehdit ediyorlar. Yani sen bunu geri çekmezsen belediyeden bu kararı hani seni öldüreceğiz. Bu Antep'te de var. Bir gün belediye başkanının eşini ne fiziki saldırı oluyor. Başa çıkıyor. Kadın olarak Trabzon'da. Akçaabat'ta örneğin jandarmanın bu sefer, bu da ters bir örnek, jandarmanın fecesine çarşafına müdahale ettiği bir kadının kocası o jandarma askerini öldürüyor. Yani Trabzon mesela oldukça böyle gerilimli ve böyle 1,5 yıla yayılan bir gerilimli bir hikaye olarak ve aslında şiddet de içeren bir hikaye olarak bunu yaşıyor. Dolayısıyla direnişin daha güçlü olduğu
yerler var ve benim okuyabildiğim ve görebildiğim kadarıyla görece daha yumuşak geçişin sağlandığı yerler var. Yani öyle bir farklılaşmadan bahsedebilirim. Thank you.